Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak köyünde evlenmelerin azalması üzerine başlık parası alınması ve altının ziynet eşyası olarak kullanılması yasaklandı. Karar 3200 nüfuslu Yukarı Durak köyünde muhtar, imam ve öğretmenlerin öncülüğünde köy halkı ile yapılan toplantıda alındı. TRT ekibi Yukarı Durak köyünde şu izlenimleri tespit etti. Altın ve başlık parası kaldırılması için toplum vaziyette karar vermiş bulunmaktayız ve karar defterine işleyip ve köyde yemin etmiş bulunmaktayız. Bu köyde başlık parası kalktı. Artık evlenince altın da almayacaklar. Ne düşünüyorsun? Olmazsın. Altın yapacağıma göre bir eşya yaparım ve evimin hallerine bakarım. Ev olmadığı zaman da evim yaparım. Bu başlık parasını kaldırdıkları için çok memnun olduk. Bizim için çok zor oluyordu bu evlilik. Gurbet ellerde çalışıyorduk. Köy kurulu köyde başlık parasını kaldırdı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? İyi oldu, fena olmadı işi. Her masraftan kurtardık da. Bu kararı tüm olarak almış bulunuyoruz. Bu karara uymayanlar hakkında köy ihtiyar kurulu onlara kısa alışverişi yapılmayacak onlarla ve onların düğününe iştirak edilmeyecek. Size mutluluklar diliyoruz. Her gününüz böyle olsun istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz şu anda? Bugünü bekliyorduk. Bu başlık parasının ortadan kalktığı, takılar da takılmıyor ve evlenmemiz daha kolaylaştı. Şimdi borç yapmadan evlenebiliriz. Borç yapmadan, hiçbir kimseye muhtaç kalmadan evlenme olanağını bulduk. Peki başlık parası ve ziynet eşyası olsaydı herhalde yine evlenmek zorunda kalacaktık. Tabii yine de evlenmek zorunda kalacaktık fakat hayli bir ekonomik krizin içine girecektik. Borç alacaktık. Oradan buradan sıkıntılar kalacak, şey olacaktı. İcabinde aldığımız takıları bir başkasına, yani borcumuzu ödemek için bir başkasına da yine para karşılığında satma imkanını bulabilecektik. Onun için yani bu başlık parası veya takılar ortadan kalkmasıyla işlerimiz daha kolaylaştı yani. Peki, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Efendim, başlık parasının kalkması gerçekten güzel bir şey oldu. Çevremiz ve yöremizde başlık parasının olması büyük sorunlara yol açıyordu. Büyük bir para, hali büyük bir para ve aileler arasında büyük sıkıntılara yol açıyordu. Gerek maddi yönden gerek diğer sebepler yönünden. Böyle olduğu zaman gayet iyi oldu, rahat oldu, borçsuz, harçsız. Şimdi sizden önce evlenenler başlık aldı, altın evet. Taktı. Size bunlar yapılmadı. Bir duyguya kapıldınız mı? Hayır, şu anda çok mutlu ve huzurluyum. Daha rahatım. Mutluluğumuzun daha da devamını dileyelim. Teşekkür ederim. Bu mutlu günün konukları arasında Ardeşen ilçesi nüfus baş memuru Hamdi Yazıcı da var. Yöredeki evlenme oranını Hamdi Yazıcı'dan öğrenmek istiyoruz. Efendim, nüfus kayıtlarının tutulduğu Ardeşen Nüfus İdaresi'ndeki defterlere göre sahil kesiminde son 6 ay içerisinde evlilik oranı %52 artış göstermiştir.
Bu durum sahil kesimindekinin mali durumlarının iyi olmasına bağlanmaktadır. Köylerde ise durum daha değişiktir. Son birkaç yıldır hiçbir evlilik hemen hemen görülmüyordu. Fakat başlık ve takı kalktıktan sonra süratli bir artış göstermiş, nikah yaptırmak isteyenler adeta birbirleriyle yarış eder hale gelmişlerdir. Sevgili seyirciler, şimdi de kız ve erkek babasıyla birlikteyiz ve önce damadın babasına soruyoruz. Kolay oldu mu evlendirmek çocuğunuzu? Hayır, müsait efendim. Kolay oldu. Peki kız evi evlenme konusunda size her türlü kolaylık gösterdiler efendim. Peki, şimdi de kız babasına soruyoruz. Kızınızı başlıksız, altınsız vermek. Evet, ben kızımı başlıksız olarak evlendirdim. Gayet kolay, nasıl, ne yapabilirsin onu yaptırdım. Hiçbir şey yapamazsa bile vereceğim dedim ve aynı oldu. Kolaylıkla, hiç borca girmeden, düğünü yaptık, yapıyoruz. Tamam.